Değerli Yol TV izleyicileri, iyi akşamlar. Yine bir pazartesi akşamında haftanın ülkede ve dünyada öne çıkan gündem maddelerini mercek altına aldığımız ve çeşitli öneriyle stüdyo konuklarımızla canlı yayında tartıştığımız pazartesi söyleşileri programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin siyasal gündemine damgasını vuran ve en ağırlıklı tartışma konusu olarak siyasetin gündemini tutan mesele, Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte başlayan tartışmalardı. Kuşkusuz Türkiye dokunulmazlıklar meselesiyle ilk kez karşılaşmıyor. 1994 yılında da dönemin DEP milletvekilleri, Demokrasi Partisi milletvekilleri hakkında benzer bir fezleke hazırlanmış. Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda 6 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmış ve milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının çıkışında emniyet kuvvetleri tarafından derdest edilerek gözaltına alınmış ve akabinde tutuklanmışlardı. Aradan 18 yıl geçti. Türkiye 1994 Türkiye'si değil, Kürt sorunu ya da genel olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesi 1994'ten bir hayli farklı bir yerde. Ancak gündem bir kez daha dokunulmazlıkların, milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması. Hatırlanacağı gibi 5 Eylül günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genişletilmiş parti grup toplantısında Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan konuya ilişkin adeta bir işaret fişeği çakarak dokunulmazlıkların kaldırılacağı mesajını vermişti. Grup toplantısında Sayın Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Barış ve Demokrasi Partisi'ni bir siyasal parti olarak görmediklerini, muhatap almayacaklarını belirterek Barış ve Demokrasi Partisi için terör örgütünün siyasi uzantısı tabirini kullanmıştı. Yine aynı konuşmasında Sayın Başbakan, BDP'li milletvekillerinin yerinin parlamento değil, Kandil olması gerektiğini söylemişti. Ve konuşmasını yargıya gerekli talimatı verdik, gereğini yerine getireceğiz diyerek bitirmişti. Aradan 3 ay geçti ve dokunulmazlıklarla ilgili fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda karma komisyonunda görüşülüyor. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemine gelecek, genel kurulda görüşülecek. Siyasi partiler içerisinde farklı sesler çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi konuyu yarınki grup toplantısından sonra kapalı olarak gerçekleştireceği, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılacağı toplantıda değerlendireceğini duyurdu. Barış ve Demokrasi Partisi'nin de Cuma günü parti genel meclisinde merkezinde milletvekilleri ve parti yöneticileri ile yapacağı toplantıda kendi yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Programımızın ilk bölümünde dokunulmazlıklar konusunu mercek altına alacağız, masaya yatıracağız. Stüdyo konuğumuz Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Saruhan Oluç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bu tartışmanın siyaseten ne anlama geldiğiyle başlayalım. Dokunulmazlıkları kaldırmak, milletvekilliklerin düşürülmesi anlamına gelmiyor. Ancak yargılama ve hatta tutuklama gibi bir takım sonuçları adli olarak doğurabilecek bir adım. Ama adli sonuçlarından önemlisi siyasal bir takım sonuçları da olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz dokunulmazlık tartışmalarını? Dokunulmazlık tartışmaları tabii yani politik açıdan baktığımızda çok büyük bir hata olacaktır. Bu tartışmayı başlatmak bile başlı başına büyük bir hataydı. Sonunda kalkıp kalkmaması ikinci hatalı adımı yaratacak. Çünkü bu tartışmanın başlaması birinci olarak baktığımızda Türkiye'deki demokratik kültür açısından durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir iktidar partisi AKP 2,5-3 milyona civarında oy almış bir BDP blok vekillerinin grubunu düşürecek bir adım atıyor ve bu sadece vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla sonuçlanacak bir adımda değil üstelik. Bunun sonrasında yaşanacaklar baktığımızda, hukuki alanda baktığımızda yargılamalar ortaya çıkacak. Vekillerin tutuksuz yargılanmasının ortada herhangi bir garantisi yok. Tutuklamalar gündeme gelebilecek ve bütün bu tabloya baktığımızda aslında Kürt sorununda şöyle bir işaret verilmiş olacak. İktidar partisi tarafından Kürt halkına yönelik olarak denmiş olacak ki aslında sizin siyasal alanda Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağınız bir şey yok. Biz sizi burada istemiyoruz denmiş olacak. Bunun yaratacağı sonuç bu kadar açık ve bu kadar net bir sonuç aslında. Hiç yani orasından burasından eğip bükmek mümkün olmayacak. Yani Kürt halkının ve BDP blok vekillerinin, seçmenlerinin algılayacağı tek mesaj bu olacaktır. Siyasal alan size kapalı, sivil siyaset alanında yapılabilecek bir şey yok denmiş olacaktır.
Ve bunun yaratacağı sonuçlar tabii hem toplumsal sonuçlar, kültürel sonuçlar, sosyal, siyasal anlamda yaratacağı sonuçlara baktığımızda hiç hoş bir durumla karşı karşıya kalınmayacak. Şimdi İktidar Partisi'nin çeşitli yöneticileri, milletvekilleri, komisyon başkanları hep şöyle şeyler konuşuyorlar. İşte bu sefer 1994'teki gibi olmayacak. Nedir 1994'teki gibi olmayacak? Yani 1994'te Orhan Doğan kafasına bastırılarak arabanın içine sokuldu ve apar topar götürüldü. Bu olmayacak mı deniyor? Yani sadece mesele bu muydu ortaya çıkmış olan mesele? Bu değildi. 1994'te olan esas olarak şuydu. 1994'te atılan bu adımla siyasal alanda bir tıkanma ortaya çıktı ve 94'ten sonra yaşanan çatışmalar, savaş dönemi, ölen insan sayısına baktığımızda çok vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bugün olacaklar 1994'teki gibi olmayacak iddiası iktidar partisi mensuplarının tamamen uydurdukları bir iddiadır. Bunun hiçbir kanıtı yoktur ve tabii ki insan bunları konuşurken hani uğursuz kehanetlerde bulunmak istemiyor kimse ama sonuç olarak baktığımızda bu atılacak politik adımın yansıması halkta çok ağır sonuçlar doğuracaktır ve 94'ten daha vahim bir yere doğru evrilme ihtimali vardır. Dolayısıyla ben yani İktidar Partisi'nin bu konuda büyük bir hata işleyeceğini düşünüyorum. Bunun neresinden dönerlerse o kadar çabuk dönmelidirler ve hani neresinden dönüşse zararın kârdır deniyor. Bir an evvel bu aşamaya girilmelidir diye düşünüyorum. Aksi takdirde bunun siyasal sonuçlarından birincisi dediğim gibi siyasalın kapalı olduğunu göstermiş olmasıdır. İkincisi Kürt sorununda çaresizliğe doğru gidildiği görülecektir. Şimdi bugünlerde bakıyorsunuz iktidar yanlısı medyanın çeşitli parçalarında hem gazetelerde hem televizyonlarda şöyle bir iddia ileri sürülüyor. Bunu da en bariz biçimde dillendiren ve bunun sözcülüğünü yapan Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni İsmail Bey. İsmail Bey'in şöyle fantastik bir planı var. Efendim aslında diyor ki Tayyip Erdoğan Kürt sorununu çözmek istiyormuş ve bu Kürt sorununu çözerken şöyle bir taktik izleyecekmiş. Malum Kandil'e bombalar yağdırılıyor. Dolayısıyla orada bir askeri alanda savaş, çatışma devam edecek. Siyasal alanda BDP'nin artık muhatap olmayacağı görülmüş ve bir siyaset üretemediği görülmüş. Dolayısıyla BDP de bir kenara itilecek. Yani bu dokunulmazlık meselesiyle aslında siyasi olarak tasfiye edilecek. Ne olacak? Nasıl çözecek Kürt sorunu Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan Kürt sorunu İmralı'yla, Abdülhamid Öcalan'la konuşarak çözecekmiş. Yani bu fantastik bir plan. Yani bu fantastik plan gerçekleşecekmiş gibi bu konuşuluyor, bu sıralarda tartışılmaya, böyle bir fikir yayılmaya çalışıyor. Neden bu fikir yayılmaya çalışıyor? Çünkü şunu aslında iktidar partisinin mensupları da, hükümet de, üstelik yandaş olan medya da görüyor ki böyle bir adım atıldığı zaman Kürt halkının tepkisi çok hafif olmayacak. Yani bu tepkinin illa sokağa taşması gerekmiyor. Sokağa da taşabilir ama hafızalara kazınacak. Bir kez daha hafızalara şu kazınacak ki Ankara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürt halkına kapalıdır. Size burada yapılacak herhangi bir şey yoktur. Kazınacak hafızalara ve bunun sonucunda bu bilgiye, bu fikre sahip olarak insanlar yerel yönetim seçimlerine gidecek, cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek, genel seçimlere gidecek. Bütün bunlar o kadar kolay olmayacak. Şimdi bunu görmeyen bir iktidar partisinin atacağı adımlarından çok vahim sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Yani burada ümit ediyorum ki aklı selim öne çıkacaktır. Aklı selim sahibi olanlar bunun yapılmaması için bir ağırlık koyacaktır. Fakat çok da umutlar olmamak gerekiyor. Çünkü bugün bir iki gündür gazeteye yansıyanlara baktığınızda AKP milletvekillerinden bölgeden gelenler aslında rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. En bariz biçimde Galip Ensarioğlu bunu dile getiriyor ama başka milletvekilleri de dile getirmeye başladı. Çünkü o bölgede yaşayıp o bölgenin insanı olup halkla yüz yüze gelen insanların bu dokunulmazlıkların kaldırılmasını savunma imkanları yoktur ki sokağa çıkamaz hale gelecekler. Şimdi bir kere o görülüyor. Mesela Dengil Fırat da çok net olarak bu konudaki yanlışın ne olduğunu açıklamış vaziyette.
Keza Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün yaptığı bir açıklama var. Bunun doğru bir adım olmayacağına dair bir eğilim belirtti. Bu konuda onun gibi düşünen milletvekilleri de vardır. Fakat AKP iktidarı yarın işte basına kapalı grup toplantısı yapacaklar. Belli ki orada Sayın Başbakan esip gülecek. Herhangi bir fire çıkmaması için konuşmalar yapacak, tehditler savuracak. Çünkü aslında milletvekillerine baktığınızda onlar halkın seçtiği milletvekilleri değil, genel başkanın seçtiği milletvekilleri olarak orada oturuyorlar. Ve mümkün olduğu kadar az fire vermek isteyecek bu çalışmanın içinde. Ama bunun da çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani AKP böyle bir oynamaya giderse bu oynamadan istediği sonucu alabilir. Çünkü yanında MHP de var şimdi. Yani AKP'nin son dönemdeki politikalarına baktığınızda, Tayyip Erdoğan'ın özellikle son dönemdeki politikalarına baktığınızda MHP'nin katarına binmiş. İşte idam tartışmasıyla tekrar başladı bu. Dokunulmazlıklarla devam ediyor. Zaten MHP'de yani hem idam tartışmasında hem dokunulmazlık meselesinde Tayyip Erdoğan'ın sonunda doğru noktaya geldiğini açıkladı. Hem bunu Devlet Bahçeli açıkladı, Mehmet Şandır açıkladı. Çok sevinçliler böyle bir durumdan. Aslında MHP'nin durumu şöyle, yani MHP'nin ruhu ve fikri iktidarda, bedeni muhalefette gibi. Böyle bir dönem yaşanıyor şimdi. Dolayısıyla buradan baktığımızda MHP'nin oylarıyla Tayyip Erdoğan istediği bu sonucu alabilir. Ama bu sonuç alındıktan sonra bunun siyasi yansımaları çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimine, yerel seçimlere gidileceğine dair güçlü işaretler vermiyor bence. Bunların hepsinin düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Umarım bir yerinden bu tartışmanın dönerler ve bu yanlış politikaya bir yerde son verirler. Aksi takdirde Türkiye huzursuz yeni bir döneme girecek ve bu sefer 94'ten çok farklı olacak. Çünkü Türkiye 94'ten farklı bir noktada, birincisi bu. Kürt siyasal hareketi ve Kürt toplumsal muhalefeti 1994'ten çok farklı bir noktada. Orta Doğu 1994'ten çok farklı bir noktada. Yani Irak Kürdistan'daki gelişmelere, Suriye Kürdistan'daki gelişmelere baktığınızda yani 1994 yaşanmıyor bugün hiçbir alanda. Dolayısıyla sonuçları da çok farklı olacaktır. Yani eğer Burhan Kuzu'nun aklına sığınarak hareket ediyorsa başbakan, ki görünen o, biraz Burhan Kuzu yönlendiriyor şimdi Türkiye'de bazı adımları. İçler acısı bir durum. Neden derseniz yani çağrışım yapıyor. Burhan Kuzu da anayasa profesörü. Orhan Aldıkaşlı da anayasa profesörüydü. Orhan Aldıkaşlı 12 Eylül Anayasası'nın mimarlarından en önemli mimarı, baş mimarı oldu. 30 yıldır Türkiye'nin başına uğraşılan bir belayı sarmış oldu ve hala toplum ve siyaset 12 Eylül Anayasası'yla uğraşıyor ve bundan kurtulamadı. Burhan Kuzu da şimdi verdiği bu akıllarla 94 gibi olmayacaktır, çok başka türlü olacaktır filan demesiyle işte bir başkanlık rejimi yaratma çabasıyla filan yeni bir anayasa perspektifiyle AKP'yi ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı yönlendiriyor. İkinci bir tarihe Orhan Aldıkaç'tan sonra Burhan Kuzu felaketi olarak geçecektir. Umarım bu da bir yerde engellenir. Dediğim gibi aklı selim öne geçer. Ve bu politikadan uzaklaşılır. Peki o noktada ben şunu sormak istiyorum. Aslında şurası çok aşikar ki yapmakta olduğumuz tartışma bir hukuk tartışması değil. Kürt sorunu üzerinde bir siyaset tartışması. Hükümette Kürt sorununa ya da genel olarak ülkedeki demokrasi güçleriyle kuracağı ilişkiye bağlı olarak bir yol haritasıyla yol almaya çalışıyor. Başbakanın grup toplantısında ikna süreci işletmesinden dokunulmazlıkların kalkacağını çok önceden idam cezasını geri getirme tehditleri de savurarak gündeme taşımasına kadar bütün karineler bunu gösteriyor. 2012 bu anlamda bakıldığında Kürt sorununda belki de uzun zamandır hiç yaşanmadığı ölçüde çatışmalı ve gerilimli bir yıl oldu. Gece tutuklamalarından sıcak çatışmalara kadar, açlık grevlerinden dokunulmazlık hadisesine kadar. Ama çok eski değil.
2-3 yıl önce 2009 yılında daha iyimser bir siyasal iklim vardı. Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm olanaklarının çoğaldığına dair genel bir beklenti oluşmuştu. Hatırlayalım, hükümet demokratik açılım diye bir laf atmıştı ortaya. Bunun tam olarak içeriğinin ne olduğu belki hiç anlaşılamadı. Hatta gerçekten böyle bir yol haritasının dört başı mamur bir planın olup olmadığı bile çok tartışıldı. Ancak demokratik açılım lafının kendisi bile iyimser bir havanın oluşmasını tetiklemişti. Yine aynı dönemde İmralı'da Sayın Öcalan ile MİT görevlileri arasında bir yol haritası üzerinde, kalıcı barışa giden yolun nasıl alınacağı konusunda bir yol haritası üzerinde bir mutabakat görüşmesinin yapıldığı anlaşılıyor. Oslo'da PKK'yı temsil eden bir heyetle devlet temsil eden bir heyetin bir dizi görüşme yaptığı ve bunun ortak bir protokol noktasına kadar olgunlaştırıldığı anlaşılıyor. Ve nihayetinde Mahmur ve Kandil'den gelen barış elçilerinin Habur'dan adeta barışın ayak sesleriyle taşıyan bir heyet coşkusuyla karşılanması da bu iyimser beklentinin bir tezahürüydü. 2009'un iyimser arası 2012'nin gerilimli ve çatışmalı iklimi. Oradan buraya nasıl geldik? İktidarın siyasal söyleminde ve politikalarındaki bu milliyetçileşme eğiliminin gerekçeleri ne? Ve buradan nereye gidilir? Şimdi şöyle bir açıdan değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. 2009 doğru bir adım atmaya niyetlendi siyasi iktidar. Fakat bu adım, birincisi bu adımı taşıyabilecek siyasi cesarete sahip değildi. Çünkü Kürt sorunu Türkiye'deki yani en kadim sorunlardan bir tanesi ve tarihsel bir geçmişi var. Öyle bir çırpıda çözülebilecek bir mesele değil ve çok ciddi toplumsal, siyasal, kültürel sonuçları olacak bir adım olacaktı bu. Buna hazırlıklı değildi siyasi iktidar. İkincisi de bu siyasi cesarete sahip değildi. Ve bunun ötesinde bir de net bir plana da sahip değildi. Kafasında şöyle bir şey vardı belli ki, bunu çok açık etmedi. Bu tür adımları atarsak karşımızdaki muhatapları, Kürt siyasal hareketini ve toplumsal muhalefetini tasfiye edebilecek bir yöne doğru gidebilir miyiz diye bir fikirleri vardı. Ve buraya doğru çevirmeye çalıştılar. Fakat öyle görüldü ki Kürt siyasal hareketi ve toplumsal muhalefeti aslında barış için hazırdı. Ve barış için atılabilecek adımların neler olduğunu da biliyordu ve bunu atmaya başladı. Habur bunun en somut örneklerinden bir tanesiydi. Şimdi Habur'u hatırlarsak, Habur'da olan biteni hatırlarsak, aslında orada Kürt toplumunun barış için ne kadar istekli ve buna hazır olduğunun bir işareti verilmişti. Şimdi bu çok değişik şekillerde tartışıldı Türkiye'de ama ben de o günlerde orada olan bir insan olarak orada yaşananların nasıl bir ruh halini yansıttığını çok iyi gördüm ve izledim. Orada halkın özellikle çok geniş halk kesimlerinin durumu şuydu. Barış geliyor, çocuklarımız sağ bir biçimde geri gelecekler, artık kimse ölmeyecek ve bunun coşkusuyla heyecanı yaşanıyordu. Ve gerçekten o gün oralarda, sokaklarda dolaştığınız zaman konuştuğunuz her insanın ruh hali buydu. Herkesin yüzü gülüyordu ve tek nedeni vardı, artık kimse ölmeyecek, barış gelecek ve bir çözüm yaratacağız idi. Şimdi bu, biz halkın aslında bir yeni bir döneme ne kadar hazır olduğunu ve kafasında çok net fikirlerin olduğunu gösteren bir durumdu. Fakat karşısındaki siyasi iktidara baktığımızda onların bu kadar hazırlıklı olmadığını, böyle bir cesarete sahip olmadığını hemen anladık ve Habur süreci öyle bir noktaya geldi ki birdenbire tabii ki orada şunu da görmek lazım. Deniz Baykal yönetimindeki CHP'nin olağanüstü çabaları olduğu bu işi baltalamak ve olmadık bir yere sürüklemek açısından. Ve birdenbire Türkiye'deki siyasal iklim değişti ve Habur'daki açılım diye düşünülen şey tam tersine bir kapının kapanması anlamına geldi. Ondan sonraki süreç son derece tatsız bir şekilde gelişti. Şimdi bir kere bunu tespit etmek gerekiyor. Peki bugüne baktığımızda siyasal iktidar böyle bir cesarete sahip mi? Bir siyasi cesarete sahip mi? Birinci soru o olmalı. Ben hala böyle bir siyasi cesarete sahip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yapılan tartışmalara baktığımızda işte mesela idam tartışması. Şimdi idam tartışmasını niye yaptı Tayyip Erdoğan? Türkiye'de bunu başlattı ve dikkat edin kesildi bir yerde. Neden kesildi bu idam tartışması? Çünkü bunun hiçbir karşılığı yok.
Neresinden bakarsanız bir karşılığı yok. Avrupa ile ilişkiler açısından baksanız karşılığı yok. Yani Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği açısından karşılığı yok. Avrupa Konseyi açısından karşılığı yok. Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler açısından karşılığı yok. Yani hiçbir yerinden tutulamaz bir şeydi. Ben eminim ki AKP iktidarının milletvekilleri açısından bile öyle %100 karşılığı olan bir şey değildi. Ve zaten kimse gördüğünü sayılamadı. Yani Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Avrupa'daki toplantıda karşı karşıya kaldığı durum, canım onu Breivik için söyledi, Norveç'teki Türkiye'yi kastetmiyor falan gibi komik açıklamalarıyla da görüldü bu. Karşılığı olmayan bir tartışmayı yaptı, başlattı başbakan ve bir yerde kesildi. Bunun nedeni neydi? Çünkü siyasi otorite, siyasi iktidar bir cesarete sahip değil. Yani şunu söyleyemiyor, diyemiyor ki kalkıp, ya bu Kürt sorununu bizim çözmemiz lazım, bunun çözülmesi için de şu 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 adımların atılması gerekiyor diyemiyor. Sürekli bir ileri iki geri adım atarak hareket ediyor. Böyle olunca da mesela milliyetçi seçmenlere, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını almak istediği milliyetçi seçmenlere de bir işaret vermek için idam tartışmasını yaptı. Şimdi iki adım geri attı. Şimdi de kurnazlık tartışması aynen böyle bir tartışma. Yine milliyetçi seçmenlere işaret veriyor. Demek istiyor ki aslında sizin oy vermeniz gereken kişi benim. Yani bütün bunları yapmak istiyorum ama henüz bunun için ortam oluşmuş değil. Hele ben bir başkan olayım, hele bir yetkilerim olsun, o zaman bu meseleyi çözeceğim. Dolayısıyla beni izlemeye devam edin işaretini veriyor Başbakan Erdoğan. Bu tartışmalar hep bunu gösteriyor. Ama öbür taraftan baktığınızda da siyasi iradenin ne kadar cesaretsiz olduğunu gösteriyor. Yani en ufak bir milliyetçi baskı karşısında, MHP'nin baskısı karşısında hemen nasıl bir geri adım attığını da gösteriyor. Dolayısıyla bence hala hazır değiller bir takım adımları atmakta. Esas sorun buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü BDP, şimdi BDP'nin blok vekillerinin durumunu konuşuyoruz. BDP mecliste hep şunu söyledi. Seçimlerden, yani son seçimlerden bugüne kadar hep şunu söyledi. Siyasi alandaki biz muhatabız. Ne konuşulmak gerekiyorsa bunu konuşmaya hazırız. Ayrıca siyasal alanda bazı çözüm adımlarının atılabilmesi için herhangi bir pozitif öneri getiriyorsanız, yani inanılır, güvenilir bir adım atılacaksa bunu da desteklemekten bir an bile geri durmayız, dedi. Eş başkanların hem Selahattin Demirtaş'ın hem Gülten Şanay'ın yaptığı bütün konuşmalarda, açıklamalarda bu çok net olarak görüldü. Hiçbir zaman aksini söylemediler. Fakat başbakan başta olmak üzere çeşitli iktidar partisinin mensupları sürekli olarak BDP'yi siyasal muhatap görmemeye çalıştılar. Yani ötekileştirdiler, uzaklaştırdılar, rencide ettiler, açlık yolları döneminde konuştukları laflar, yani konuşulacak laflar değildi sonuçta. Ve sürekli BDP'yi itip kapan bir politikayı doğru buldular. Bunun nedeniyle çünkü siyasal ve güvenilir bir adım atmakta bir cesarete sahip değiller. Atılması gereken adımların da neler olduğu çok belli. Şimdi oraya gelmeden, şunu sormak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir siyasal cesaret yoksunluğundan ve iki milliyetçi seçmeni önümüzdeki seçimler, başta da başkanlık seçimleri, olası bir başkanlık seçimleri olmak üzere önümüzdeki seçimlerde yedeklemek, milliyetçi tabandan oy almak kaygısıyla hareket ettiğini ifade ettiniz. Peki sahiden mesela cesaret yoksunluğu ve milliyetçi seçmende kurulan oy hesabıyla sınırlı bir çerçevede mi algılanmalı, yoksa devlet aklıyla AKP'nin kurduğu bir süreklilikle izah edilmesi gereken bir durum da yok mu? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son yıllarda özellikle Kürt meselesinde izlediği politikalar, KCK tutuklamalarından askeri operasyonların yaygınlaştırılmasına ve uluslararası siyasetine kadar sanki AKP'nin geleneksel devlet aklını temsil eden bir siyasal iktidar olma yönünde ilerlemekte olduğunu da anlatıyor gibi. Şimdi tabii öyle bir yanı da var. Fakat orada şöyle bir çelişki de yaşanıyor. Şimdi geleneksel devlet aklına baktığımızda, resmi ideolojiye baktığımızda Cumhuriyet'ten bugüne kadar gelen sürece burada işte bir hani tek dil, tek din, tek milletten oluşan bir vatan perspektifine sahip olan bu ideolojide çok ciddi kırılmalar ortaya çıktı.
Neden derseniz, şimdi bunu mesela 20 yıl evvel bunu söyleyenler bugün artık bunu söyleyemiyor. Nasıl söyleyemiyor? Şimdi artık Kürtçenin bir dil olduğu ve bu geniş bir toplum kesiminin, Kürt halkının Kürtçe konuştuğu çok açık, aşikar ortada. Artık Türkiye'de Kürtçe diye bir dil yoktur fikrini savunabilecek bir resmi ideoloji kalmadı. Parçalandı orası. Yani Cumhuriyet'in resmi ideolojisinin çok önemli bir ayağı birinci olarak çöktü. İkincisi, baktığınızda sadece bu dili konuşan bir topluluktan öte kendi arasında bir duygu birliği, fikir birliği, ruh birliği olan bir halk olduğu ortaya çıktı. Üstelik de bu halkın Orta Doğu'nun başka ülkelerindeki Kürt halkıyla da duygu bağı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu açıdan baktığınızda resmi ideoloji aslında büyük kırılmalar yaşadı. Dolayısıyla bugün henüz yeni döneme uygun olarak resmi ideoloji kendini tam şekillendiremedi henüz. Ama o geçmiş dönem kırılması yaşandı. Yeni döneme dair her şeyle şekillenemediği için böyle bir çelişkili dönem yaşanıyor. Ve tabii ki söylediğinize çok katılıyorum. AKP de bu çelişkiyi yaşıyor. Çünkü AKP devlet oldu artık. Yani AKP 2002'de iktidara gelmiş olan ve devletin çeşitli kurumlarıyla çatışan ve eski statükonun çeşitli fikirleriyle, kurumlarıyla bir tartışma içinde olan parti olmaktan başka bir yere geldi. Eski statüko yenildi, eski statükonun anlayışı püskürtüldü, geri adım attırıldı, yeni bir statüko oluştu. Yani Türkiye'de yeni bir düzen kuruldu ve bu yeni düzenin içinde AKP bu yeni düzenin efendisi oldu. Dolayısıyla AKP ile devletin çeşitli kurumları arasında müthiş bir iktidar bütünlüğü sağlanmış oldu. Böyle baktığımızda yani yargısıyla, üniversiteleriyle, yani akademik alanıyla, medyasıyla, bütün alanlarda bir ciddi bir hegemonya sağlamış bir partiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında AKP devlet oldu bir tarafından da baktığımızda. Şimdi devlet oldu ama yeni statükodaki ideolojik şekillenmeyi tam olarak bitiremedi. O yüzden de eski statükonun bazı ideolojik kalıntılarıyla yeni dönemi örtüştürmeye çalışıyor ve böyle çelişkili bir şey yaşanıyor. O açıdan o söylediğinize gerçekten çok katılıyorum. Ama bu bir çelişki, bu çelişkinin açılması lazım. Bu çelişkiyi böyle sürdüremezler. Yani artık bu ülkede bir Kürt halkı yaşıyor. Bu Kürt halkının kendi dili var, kendi kültürü var, kendi kimliği var. Ve insanlar buna sahip çıkıyorlar. Bunu asla inkar edilmesine izin vermeyecekler. Kendi tarihlerine sahip çıkıyorlar ve geleceklerini oluşturmak istiyorlar. Kendi kendilerini yönetmek istiyorlar. Şimdi böyle bakıldığı zaman bu artık yepyeni bir durum ve bu duruma uygun bir yapılanmayı mutlaka ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunun yani ne kadar ertelenebilir bilemiyorum. Hani tabii tarihtir bu, yaşayacağız hep birlikte, mücadele edip göreceğiz. Ama bu çok fazla ertelenebilir bir şey değildir. Artık ana dil tartışması Türkiye için bir an evvel sonuçlandırılması gereken bir tartışmadır. İşte son açlık grevleriyle birlikte ana dilinde savunma hakkı meselesi bir şimdi mecliste yasa değişikliğiyle elde edilecek bir noktaya geldi. Ana dilinde eğitim meselesi kaç zamandır dile getirilen ve çok önemli bir talep ve bundan geri dönüşü olmayacak. Çünkü ana dilinde ana dil hakkına baktığımızda, yani sırf savunma dil, eğitim, bütün kamu kurumlarında, kamu hizmetinde ana dilini kullanma hakkı gibi çok evrensel olan, çok demokratik olan haklardan söz ediyoruz ve hiç kimse bunun gerisine düşmek istemeyecek artık. Dolayısıyla buna uygun bir düzenlemenin mutlaka yapılması gerekiyor. Bunu bugün yapmazsanız yarın yapmak zorunda kalacaksınız. Ne kadar erken yapılırsa o kadar rahatlatıcı olur, insanlar açısından o kadar sevindirici olur ve huzur verici bir şey olur bütün toplum açısından. Bunu ne kadar ertelerseniz o kadar sancılı hale gelir ve bunun dünyada birçok örneği vardır. AKP iktidarına şunu hatırlatayım ki ben, çok uzağa gitmesinler. Hemen yanı başımızdaki Bulgaristan'a baksınlar. Belki onlar unuttular Bulgaristan'da yaşanmış olan deneyi. Ama biraz karıştırırlarsa tarihi, yakın tarihe baktıklarında bunu görecekler ki
bu tür talepler eğer yerine getirilmezse ciddi rejim değişiklikleri yaratılarak yerine getirilir. Onun için bu talebi bir an evvel gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Başka taleplere de baktığımızda bunu görüyoruz. Yani anayasal vatandaşlık meselesi. Yani Türkiye'deki anayasal sisteme baktığınızda Türklük üzerine, Türklük anlayışı, Türklük kavramı üzerine şekillenmiş bir vatandaşlık var. Şimdi neresinden baksanız yani 20 milyona yaklaşan bir halk var ve bu halk kendine Türk demiyor, Türk diyor. Siz anayasanızda siz Türksünüz diye yazsanız da insanlar kendilerine Türk diyecekler, yazmasanız da Türk diyecekler. Şimdi bir anayasa tartışması yapılırken bir anayasal vatandaşlığı gerçekleştiremezseniz, yani bu ülkede yaşayan insanların inançlarından, kimliklerinden bağımsız olarak bu ülkede yaşayan herkesin bu ülkenin vatandaşı olduğu fikrini yazamazsanız o anayasaya, bu sorunu çözemeyeceksiniz demektir. Yani siz istediğiniz kadar sivil anayasa yaptık, demokratik anayasa yaptık deyin, insanların kimlik taleplerini karşılamamış olacaksınız. Peki hemen o noktada şöyle bir soru geliyor tabii gündeme. Türkiye Kürt sorununa, Kürt sorununa çok değer, Kürt sorununda dile getirilen demokratik taleplere çok değer. Ancak Kürt sorunundan bağımsız olarak siyasi iktidar eliyle gündeme getirilen bir takım ciddi yasal tartışmaların içine girdi. Bunlardan bir tanesi anayasa tartışması. Yeni bir anayasanın hazırlanması için kurulan komisyon hala çok yol alamıyor olmakla birlikte çalışıyor. Bir diğer yerel yönetim tartışması. Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokrasi güçlerinin uzun zamandır altını çizdiği bir ihtiyaç idi. Ancak yerel yönetim yasa tasarısı diye sunulan paketin böyle bir muhtevayı ne kadar kapsayıp kapsayamadığı çok tartışmalı. Bir diğer başkanlık tartışması. Türkiye'nin idari yapılanmasına dair bir takım değişikliklerin elzem bir ihtiyaç olarak kendini dayattığı çok ortada. Ancak böyle bir demokratikleşti ve içermeyen bir başkanlık tartışması gündemde. Yani aslında Kürt sorununda çözüm imkanı sağlayacak yasal ve anayasal değişikliklerin tartışıldığı ama meselenin özüne bir türlü gelinemediği, siyasal iktidarın da BDP dışındaki muhalefetin de demokratik taleplere kulaklarının çok açık olmadığı bir eşikte bulunuyoruz. Bütün bu tartışmalarda sizce bir umut ışığı var mı? Buradan bu tartışmalar daha demokratik bir içeriğe doğru evriltilebilir mi? Yoksa Kürt sorununda çatışma ve gerilim siyaseti bir müddet daha devam edecek. Şimdi bu tartışmalarda olumlu bir yere gelinebilmesi için birkaç kritere ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi tabii ki iktidarda olduğu için AKP'nin yapması gerekenler. Yani nedir? Bütün bu tartışmalarda, yasal ve anayasal tartışmalarda AKP iktidarı bir kararlı bir tutum gösterirse, bir siyasi iradeyi ortaya koyarsa atılması gereken adımları da bildiği için bunları atmaya sorunabilir. Ama böyle bir niyeti olmadığı görünüyor. İkincisi, baktığımızda tabii sadece iktidar partisiyle sınırlı olan bir şeyden söz etmiyoruz. Baktığımızda muhalefetin de bu konuda adım atması gerekiyor. Çünkü bu bir partinin meselesi değil, şu anda Türkiye'nin meselesi. Türkiye'nin bir numaralı meselesini konuşuyoruz aslında. Yani bunu da hani eskiden çeşitli bu alandaki işte demokratlar, solcular, sosyalistler filan bunu söylerdi. Ama artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bile Abdullah Gül, Türkiye'nin bir numaralı meselesi Kürt sorunudur ve bunun çözülmesi gerekir diyor. Yani Türkiye'de bunu kavrayamamış olan pek az insan kaldı. Şimdi buradan baktığımızda bu sorunun çözümü için sadece iktidar partisinin adım atması gerekmiyor. Muhalefetin de bu sorunun çözümü doğrultusunda atılacak adımları destekleyen ya da daha önemlisi var olan iktidardaki partiden daha demokratik bir tutum sergileyen bir siyasete sahip olması gerekiyor. Bakıyoruz ana muhalefet partisine, böyle bir durum yok. Şimdi çok somut iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi anayasa tartışmaları. Demin sözünü ettiğimiz anayasal vatandaşlıkla ilgili tartışmaya baktığımızda ana muhalefet partisi CHP'nin verdiği teklif Türklük üzerine şekilleniyor yine. MHP ile CHP'nin arasındaki teklifteki fark şu: MHP 6 satırlık bir madde, anayasa maddesinde 6 satırın her birinde bir kere Türk lafını geçirmiş,
Altı kere Türk lafı geçiyor içinde. Yani çok güçlendirmiş kendi fikrine göre bunu. CHP ise bunu iki kere kullanmış. Yani arasındaki fark baktığınızda sadece kaç kere Türk dediler demediler farkı gibi. Şimdi bu olduğu zaman tabii adım atılması zorlaşıyor bir açıdan. Bakalım ana dilinde savunma meselesine meclise yeni gelecek ama komisyonda yapılan tartışmalara bakıyoruz. Hala bazı CHP milletvekilleri ana dilinde savunmanın memleketi böleceğini düşünüyorlar. Ana dilinde eğitimin, ana dilin kullanılmasının memleketi böleceğini iddia ediyorlar. Şimdi böyle baktığınız zaman çok zor bir tartışmayla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Neden böyle bakılıyor? Bu anlaşılır bir şey değil. O kadar eskiden kalma bir anlayışla bu yapılıyor ki. Bir de yani gerçek hayata bakalım. Gerçek hayat dediğim şöyle bir şey. Yani hani politik turizm yapılabilir ve bu milletvekillerinin bir kısmının hakikaten çeşitli bölge illerinde dolaşıp halkla konuşmaları sağlanabilir. Ben eminim 10 gün boyunca bölgenin çeşitli illerinde bu milletvekilleri, Batı'nın milletvekilleri kalsalar, yaşasalar, halkla biraz sohbet etseler, kahvelerde dolaşsalar, okul önüne gidip öğrencilerle konuşsalar, kamu dairelerine gidip oraya gelen vatandaşın konuştuğu dili dinleseler, o zaman çok açık anlayacaklar bunu ve Ankara'ya döndüklerinde bu ana dil filan meselesini hemen çözecekler. Çünkü yani en son ben bu Aşık Devleti döneminde yine Diyarbakır'daydım. Oradaki Diyarbakır'da işte akşam Aşık Devleti sürerken saat 7'den sonra etkinlikler yapılıyordu. Işıklar yakılıp kapatılıyor. İşte tencere tava çalınarak bir ses çıkarılıyor ve bu Aşık Devleti'nin duyulması için bir faaliyet sürdürülüyordu. Yani orada güvenlik güçleri Kürtçe anons yapıyorlardı. Şimdi böyle baktığınız zaman olay çok ortada. İnsanlar günlük hayatta kendi dillerini konuşuyorlar. Kamu dairesine gittiklerinde o dilde hizmet almak istiyorlar doğal olarak. Çünkü kendi dillerini konuşuyorlar. Karşılarındaki bürokratlar, kamu çalışanları, devletin memurları o dili bilmedikleri için anlamıyorlar onların konuştuklarını. Şimdi bütün bunlara baktığınızda mesele çok açık ortada aslında. Yani çok temel bir insan hakkı meselesi bu. O insan hakkının kullanımına açık hale getirilmesi gerekiyor. Ve talep edilen de bu aslında. Şimdi nereden geldik bunu konuşmaya? İktidar partisinde bir siyasi cesaret yok. Adım atamıyor. Muhalefet de siyasi cesaret de yok. Onlar da adım atamıyor. Birbirlerini kilitliyorlar ve milliyetçilik yarışına başlıyorlar. Şimdi bütün bunları yapanların karşısında ise BDP blok vekilleri duruyor mecliste ve BDP blok vekilleri inatla anayasa tartışmalarında da başka yasa tartışmalarında da çok somut olarak yani şu talepleri dile getiriyoruz diyorlar ve çok somut önerileri var. Bütün anayasada madde madde baktığınız zaman her madde ilişkin somut önerileri var. Ve bu somut öneriler sadece Kürt halkını içeren öneriler de değil üstelik. Sosyal önerilere baktığımızda, ekonomi alan önerilere baktığımızda, insan hakları ve demokrasi konusundaki önerilere baktığımızda, bir yürütme konusundaki önerilere baktığımızda, yerel yönetimler konusundaki önerilere baktığımızda, bütün Türkiye'nin sorunlarını kucaklayan, bütün Türkiye'nin taleplerini kucaklayan, emekçilerin, işçilerin, ezilen bütün halkların taleplerini kucaklayan öneriler bunlar. Sadece Kürt halkının önerileri değil. Bu kadar somut önerileri ve talepleri getiriyorlar, fakat karşılarında muhatap yok. Böyle bir durumda aslında karşılarındaki AKP iktidarının ve muhalefet partilerinin ya evet biz konudaki siyasal muhatap sizsiniz ve sorunun çözümü için adımlar atmamız lazım diyecekleri yerde kaçıyorlar. Yani esas muhatap olarak ortada olan BDP blok vekillerinden uzaklaşıyorlar. Şimdi dolayısıyla burada ciddi bir sorun var ve bu sorunun bir an evvel çözülmesi lazım. Belki bu dokunulmazlık tartışmaları da buna bir vesile olabilir. Yani AKP iktidarı bu tartışmada yanlış yaptığını anlayabilir. CHP kaçak oynamadan açık açık biz bu şekilde dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyız diyebilir. Ve her ikisi de MHP'den çok umudum olmadığı için bir şey söylemiyorum. Hani onlar da doğru bir yola gelseler hayırlı bir şey olur. Kandan beslenmekten, insanların ölmesinden beslenmekten uzaklaşsalar çok hayırlı bir iş yapmış olurlar. Ama bu partiler
bu tartışmanın içinde belki ya siyasal muhatap BDP blok vekilleridir ve bunlarla oturup bu meseleleri konuşup çözüm yaratalım noktasına gelebilirler. Bu bir fırsattır aslında. Bu fırsatı bu şekilde değerlendirebilirler. Ama aksi takdirde dokunulmazlıkları kaldırarak bir yani Kürt halkını terbiye edeceklerini, Kürt halkını bir hizaya getireceklerini düşünüyorlarsa birincisi yani halkların tarihini çok iyi bilmiyorlar demektir. Ve hiç kimsenin artık bu noktadan sonra özgürlük talebinden, ana dil talebinden, kendi kimliğini geliştirme, kendi kültürünü kullanma ve geliştirme talebinden uzaklaşmayacağını bilmeleri gerekiyor. Bilmiyorlarsa da bunu öğreneceklerdir diye düşünüyorum. Peki orada şöyle bir, biraz daha siyasi iktidar açısından şöyle bir sizin tarif ettiğiniz çerçeveden farklı bir bakış yok mu? Siyasal muhatap olarak BDP'nin varlığından ve anayasal alana dair olsun, yasalara dair olsun çok somut önerilerinden bahsettiniz. Oysa hükümet bugüne kadar hep muhatap arayışını Türkiye'de gerçek bir demokratikleşme için atılması gereken adımların ne olması gerektiğini müzakere edecek bir muhatap yerine silahlı mücadelenin nasıl sonlandırılacağına dair bir muhatap noktasında kurdu. İşin demokratik gelişim ayağı çok fazla tartışılmadı, görüşülmedi. Siyaset mekanizması da bu anlamda işletilemedi. Aslında ana dilinde eğitim belki de bunun çok karakteristik olduğu yerlerden bir tanesi. Ana dilinde eğitim her ne kadar Türkiye'de çok mistifike edilen ve büyütülen bir tartışma olsa da çok temel bir insan hakkı. Söz gelimi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış bir hak. Türkiye'de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine şerh koyan dünyadaki tek ülke. Evet. Ve düştüğü şerhte de kabaca şunu söylüyor. Evrensel olarak insan hakları her ne emrediyor olur ise olsun, ben yasalarımda ne yazıyorsa bütün antidemokratik içeriğiyle birlikte onu uygulamakta ısrar ederim, inat ederim diyen bir şerhi var. Şimdi buradan bakıldığında sanki tablo biraz şöyleymiş gibi geliyor. Bir yerde Kürtlerle başlayıp bitmeyen bir sorunlar yumağı var. Ve sorunlar yumağı için Türkiye'nin gerçek anlamda siyasal ve toplumsal hayatını demokratikleştirmeye dönük bir ihtiyacı var. Öte yandan da böyle bir demokratikleşmeye asla yanaşmak istemeyen bir makbul siyaset alanı var iktidarı ve muhalefetiyle. Bu temas edememe hali, bu gündemleri ortaklaştıramama hali içerisinden çözüm nasıl çıkacak? Evet, çok kolay değil tabii. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi geçmiş yıllara bakacak olursak, yani diyelim 10 yıl, 15 yıl öncesine falan bakacak olursak, belki bugün falan farklı bir ortam vardı. O zaman bu konular Türkiye'de çok rahat tartışılmıyordu. Ve bu konunun muhatabı olan insanlar taleplerini ve önerilerini net olarak dile getiremiyorlardı. Fakat bugün artık Türkiye'de o dönem aşıldı. Bu mücadeleyle aşıldı ve artık bu taleplerin demokratik olan, insani olan taleplerin açık bir şekilde dile getirilmesi hem Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem yerel yönetimlerde, belediyelerde bunların dile getirilmesi çok meşru bir hale geldi. Dolayısıyla bugün bunlar herkes tarafından artık biliniyor. O yüzden de iktidarıyla, muhalefetiyle herkes aslında ne talep edildiğini de biliyor. Buradaki kritik nokta şu. Niyetlenip bu talepleri yerine getirmek için adım atacaklar mı, atmayacaklar mı? Buradaki tek mesele bu aslında. Ve buradaki, yani bu adım atılmamasının arkasında yatan temel mesele de şu. Var olan ideolojik yapı, devletin ideolojik yapısı ve tabii ki bu ideolojik yapı topluma, halka aktarılıyor. Burada bir kırılma nesnel olarak yaşandı ama bu kırılmanın nesnel olarak yaşandığını ilan edip yeni döneme uygun bir yapıyı gerçekleştirmemek meselesi. Peki, bu konuda bir karara ve niyete sahip olunması gerekiyor. Yoksa hani eskiden konuşulurdu. Canım bu Kürt halkı ve onların temsilcileri ne istiyor, o da belli değil derlerdi. Yani şimdi artık kimse bunu söylemiyor. Çünkü ne istendiği çok belli. O çok net olarak tarif edilen şeyler. Bütün bu tartışmaların içinde. Mesela biraz evvel yerel yönetimlerle ilgili konuşuyorduk. Talepler çok belli. Diyor ki orada bu halkın temsilcileri bütün Türkiye'de diyor demokratik bir yerel yönetim mekanizmasına ihtiyaç var diyorlar. Birincisi. Dolayısıyla eskisi gibi artık Türkiye merkezi vesayetle
Çünkü öyle bir sistem var Türkiye'de. İdari yapıya baktığımızda olağanüstü bir merkezi vesayet var. Ve AKP de attığı adımlarla bu merkezi vesayeti azaltacak yönde gitmiyor, tam tersine pekiştiriyor. Bu merkezi vesayetle yürümez mi mesela artık? Şimdi yerel yönetimler demokratikleştirilmeli, yerinden yönetim mekanizmaları geliştirilmeli ve halk kendi kendisini yönetmeli diyor. Şimdi bu mesela çok önemli bir talep. Bunu bir özellik çerçevesi içinde dile getiriliyor. Demokratik özellik tartışması içinde. Buradan baktığımızda bütün Türkiye için bu tartışılıyor. Yani bütün Türkiye'de bu anlayışla artık yerinden yönetim oluşturulmalı, yerel yönetimler demokratikleştirilmeli tartışması yapılıyor. Sadece bölge için değil, sadece Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Van filan için değil. Bütün Türkiye için bu yapılıyor. Ve son derece demokratik bir mantıkla yapılıyor. Şeyi hatırlarsanız BDP'nin son genel kongresinde eş başkan Selahattin Demirtaş çıktı. Dedi ki bizim özellik anlayışımız yerel yönetimlerde yerinden yönetimle ilgili olarak özellik anlayışımızı bütün Türkiye için tartışıyoruz dedi. Siz bunu bütün Türkiye'de yapmaya niyetlenirseniz bunun modelini oturup her yerine tartışmaya hazırız dedi. Ama siz bunu bütün Türkiye için düşünmüyorsanız, sadece Kürdistan için düşünüyorsanız onu da tartışırız dedi. Yani aslında ortaya konulan model baktığımızda bütün hani dünyadaki demokratik gelişmelere baktığımızda demokrasi adı altındaki rejimlere baktığımızda yerel yönetimlerin güçlendirildiği, yerinden yönetim mekanizmalarının geliştirildiği, halkın kendi kendisini yönetmesine daha fazla imkan sağlayan bir sistem, bir yapı öneriliyor. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünyada olan bir tartışma aynı zamanda. Şimdi bunu niye Türkiye'de tartışamıyoruz? Yani hani ileri demokrasi diyor iktidar partisi, buyurun ileri demokrasi diyorsanız Türkiye'de yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesini konuşalım demek gerekiyor. Buna da hazır değiller. Yani Türkiye'deki bütün aslında demokrasiyle ilgili her türlü tartışmanın önünü siyasi iktidar ve muhalefet bir bölünme korkusuyla ve bir bölünme öcüsüyle engelliyorlar. Aslında bütün topluma yayılacak olan bir demokratikleşme çabasını, bir demokrasinin gelişmesi çabasını bu sayede engelliyorlar. Ve bunun mutlaka bir yerde dönmesi gerekiyor. Peki uluslararası konjonktürün dönmesi gerekiyor. Uluslararası konjonktürün özellikle Kürt sorunun sadece Türkiye ile bağlı bir sorun olmadığını da hesaba katarsak, bir Orta Doğu sorunu, hatta bir dünya sorunu olduğunu, dünyadaki siyaset üzerinden de ciddi etkiler yaratan bir sorun olduğunu hesaba katarsak, uluslararası konjonktür Türkiye açısından daha otoriter ve daha baskıcı politikaların yapılmasına elverişli bir zemin mi sundu? Çünkü bu yönde de iddialar var. Son yıllarda AKP iktidarının Kürt sorununda izlediği politikaların değişmesinde uluslararası konjonktürden de sıklıkla bahis açıldı. Suriye'de ve Irak'ta da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin Türkiye'deki Kürt sorunu üzerindeki etkileri nasıl olacak? Bu gelişmelerin tabii çok ciddi etkisi var. Irak ve Suriye açısından baktığımızda bu çok net ortaya çıkıyor. Şimdi Suriye'de özellikle gelişene baktığımızda, Suriye Kürdistan'da yaşanana baktığımızda ve bunun karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı tutuma baktığımızda, AKP iktidarının aldığı tutuma baktığımızda ne kadar yanlış bir yerden hareket ettikleri görünüyor. Ne oldu Suriye Kürdistan'da? Orada yaşayan insanlar çok uzun yıllardır Suriye'de Kürtlerin kimliklerinin hiç tanınmadığı, kimlikle bulunmadığı bir dönemden öyle bir yere gelindi ki insanlar Suriye'de yaşanan bu gelişmeler sonucunda biz kendi bölgemizde kendi kendimizi yönetmek istiyoruz dediler. Rojava açısından baktığınızda böyle bir talep ortaya çıktı. Şimdi bu talep ortaya çıkınca Türkiye hemen tavır aldı buna karşı ve Suriye Kürdistan ile olan sınırında çeşitli önlemler alarak bu tür gelişmenin önüne geçmeye kalkıştı. Neden? Orada yaşayan insanlar Türkiye'nin düşmanı değil, Türkiye'ye herhangi bir düşmanlık ilan etmemişler. Tam tersine dostluk elini uzatıyorlar. Komşuyuz diyorlar ve kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Sizlerle de iyi ilişkiler kurmak istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla oradaki gelişmeyi bile aslında AKP iktidarı anlamadı başlangıçta. Irak Kürdistan'da aynı şey olmadı mı? Orada Irak Kürdistan'da ortaya çıkan federe yapıya uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti düşmanca tavır takılmadı mı? Takıldı. Şimdi neden daha dostane ilişkiler geliştirmeye çalışıyorlar? Tabii uzun bir tartışma konusu ama bu. En azından iki nedeni oldu görülüyor. Bir tanesi Türkiye'deki gelişmeler karşısında acaba Barzani'yi yanımıza çekip
tutum aldırabilir miyiz diye düşünüyorlar. İkincisi de oradaki petrol kaynaklarını iyi değerlendirebilir miyiz? Dolayısıyla buradan bir ekonomik kar sağlayabilir miyiz diye bakıyorlar. Şimdi bunu niye söylüyorum? O zaman Irak Kürdistan'ında olan bitenleri de geç anladı Türkiye. Bugün Suriye'de aynı şeyi görüyoruz. Türkiye'de olanları da çok geç anladı devlet. Ama artık her şeyin anlaşılmış olması gerekiyor. Biraz geç geliyor ama bugünkü uluslararası konjonktüre baktığımızda, sorunuza oradan gelip ve cevap vermiş olayım. Uluslararası konjonktüre baktığımızda aslında her şey hem Orta Doğu açısından hem genel olarak Türkiye'de daha demokratik bir yapıya, Kürt halkının haklarının tanındığı ve onların eşit yurttaşlar olarak Türkiye'de ortak bir geleceği inşa etme imkanına sahip olacakları bir ortamın var olduğunu gösteriyor. Yeter ki bu değerlendirilebilsin ve huzurlu ve barışçı bir döneme geçirebilsin. Bunu anlayan siyasi partiler bundan sonrası için şansa sahip olacaklardır. Anlamayıp bunun karşısında dileyip Kürt halkının haklı ve meşru taleplerini elinin tersiyle itmeye çalışan siyasi iktidarlar ise daha önce olduğu gibi tarihin karanlık sayfalarında kaybolacaklardır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli YolTV izleyicileri, kısa bir reklam arasından sonra pazartesi söyleşilerine devam edeceğiz.